Elif, emin misin? Bak sen bu adamı sevmiyorsun. Tamam o senin için çırpınıyor ama bu onun için de sağlıklı bir şey değil. Farkındasın değil mi? İstemiyorsan yapma. Hukuken problem yok Karman Bey. Yeterince inceledin Kahraman. Artık imzayı atsan diyorum. Daha bir sürü toplantımız var. Siz Maksut Karakoyunlu, Zeynep Çakır'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hem de tüm yüreğimle. Zeynep Çakır, siz Maksut Karakoyunlu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ya arkadaş, kazansanız şaşardım be. Maksut. Elif'im güzel yüzüm, kahvaltı hazırlatayım mı? Ben daha ne kadar bekleyeceğim ha? Evlenelim dedim, evlendim. 10 gün geçti, 10 gün. Nerede benim oğlum? Yorukanlarla ortak da oldun. Neyi bekliyorsun? Elif, her şeyin bir vakti var. Hepsi olacak. Maksut, ben onu burada, bu evde istiyorum. Duydun mu? Sabrım kalmadı, dayanamıyorum artık. Ya bak Elif, yeminle alacağım senin çocuğunu. Beni oyalama artık, yeter. Hani değişmiştin, ha? Hani bana yardım edecektin? Daha bir avukatla bile görüşmedin. Oyalama artık beni. Ya Elif bak, vallahi alacağım çocuğunu ama zaman lazım. Eğer beni kandırıyorsan, Maksut, kahramanın karşısına çıkarım. Duydun mu, seni beklemem. Kahramanın karşısına çıkarım, oğlumu almaya geldim derim. Hesabın da planın da umurumda olmaz. Elif. Elif. Bak. Biz bir yola çıktık. Anladın mı? Sabredeceksin. Başka çaren yok. Sen her gün o eve gidiyorsun. İçin yana yana çocuğunu gözlüyorsun. Benim de ciğerim yanıyor. Niye bekliyorsun o zaman ha? Neden? Elif bak. Hele şu ortaklık tam kurulsun. Her şey yola girsin. Tamam mı? Ben şimdi yorukanlara para da verdim. Borçlarını ödediler, rahatladılar. Ortak bir iş daha açalım. Elleri kolları bağlanacak zaten. O zaman bozamayacaklar bu ortaklığı. Bir haftam var Maksut. Yalnızca bir hafta. Eğer bir hafta içinde oğlumu bana getirmezsen çıkarım kahramanın karşısına. Oğlumu alırım, engel olamaz. Toprağın sünnet düğününe bir hafta kaldı. Her şey hazır diyorum. İlla bir şey çıkıyor. Koyuver kızım şuraya. Tabii tabii. Aman kıymet anne. Bir eksiğimiz gediğimiz olmasın. Sonra el aleme ne deriz? Kahraman nerede? Erkenden işe mi gitti yoksa? Gel oğlum. Gel oğlum. Günaydın. Günaydın. Toprak gece çok uykusuzdu. Ateş çıktı biraz.
Ancak gönlünü alabildim yaramazın. Kahraman, ben de hazırlıklardan bahsediyordum oğlum. Aman anne, sen de bir alemsin. Kahraman çocuğun ateşi çıktı diyor. Yani bu halde sünnet mi olur Allah aşkına? Dün Defne ile doktora götürdük. İlaç verdi, 2 güne kalmaz ayaklanır dedi. Aa, tabii tabii. Bir ton para havaya uçar sonra. Zaten düğün var diye iyice açıldık saçıldık. Allah'tan kocam işleri el attı da düze çıktık, değil mi kocacığım? Ne yapayım karıcığım, işimiz bu. Sen boş ver kızım. Kıymet annen belli ki her şeyi düşünmüş. Toprak da inşallah o vakte kadar iyi olur. Sonrasında da anlı şanlı düğünümüzü yaparız Allah'ın izniyle. Ben elimden geleni yapıyorum babacığım. Çok. Bir çıkış yolu bulmam lazım dayıoğlu. Her şeyi kendin planladın Maksut. İyice ölçtüm biçtim dedin. İşin bu raddeye geleceğini de tahmin etmişsindir herhalde. Elif'i bir haftadan fazla tutman zor diyeyim sana. Ya zaten elbet çıkacak karşı tane bir gün. Ama önemli olan benim istediğim zaman olmaz. Ya sen şuna Elif'i elden kaçırırım korkuyorum demiyorsun da oyalayıp duruyorsun kızı. Ne korkacağım lan? Ha? Ne korkacağım? Nereye kaybediyorum? Ben o kıza ömrümü vermişim oğlum. Uğraşmışım, çalışmışım, didinmişim, nikaha basmışım. O kahraman şerefsizinden geçecek. İyice geçecek, ondan sonra çıkacak karşılarına. İyi de bunun zamanı mı olur? Kız oğlum diye ölüp geberiyor lan. İşin zor, hele de bu kadar burnunun dibindeyken. Nasıl yırtacaksın çok merak ediyorum ben. Yırtacağım. Yırtacağım. Yani elbet o yürük anlar bir hata yapacak. İşte o zaman çıkacağım karşılarına. Ama benim için ne kadar geç, o kadar iyi. Er ya da geç. Elif'le kahramanın karşılaşması büyük tehlike. Onlar hala ateşte barut. Unutma bunu. Toprak neredesin oğlum? Hadi bir tanem, çok özledim seni. Kahraman, ateşi düşmedi hala. Sabah iyiydi. Şurup da işe yaramadı. Ay nazar değdi evlatçım. Gel. Bunun ateşi var, hastaneye götürmemiz lazım. Kızım banyo yaptırsaydı. Riske atmayalım, hastaneye götürelim. Yusuf, arabayı hazırlasınlar kızım. Tamam. Oğlum, hastaneye varınca arayın. Hastane? Toprak? Allah'ım ne olur olma, bir şey olmasın. Ay, kurban olurum ben ona. O minicik eller nasıl yanıyor ateş gibi. Ah canım evlatçım benim. Ay yavrum, ay kuzucuğum benim. Ay kuzucuğum. Of. Ziya Bey, inşallah bir şey çıkmaz değil mi? Çocuk bu Kıymet Hanım. Ortalığı velveleye verme. İyileşir, iyileşir. Hayır, bebekliğinden beri böyle. Hep ateşleniyor. Ay bir kurşun döktürelim biz bu çocuğa. Nazara geliyor. Geçen de o Mediha Hanım geldi. Maşallah maşallah diye gözünü değdirdi çocuğa vallahi. Ben dedim ama çocuk hasta dedim. Sünnet yaptırmayalım dedim. Artık bir düşünürsünüz yeniden. Doktor gerekeni yapacaktır. Düzelir, iyileşir. Düğünü de olur inşallah. Ziya Bey, vallahi ben burada daha fazla bekleyemeyeceğim. Çok merak ediyorum. Gidelim bakalım. Yoksa senin için rahat etmeyecek. Hadi yürü.
hayat bu toprağın etrafında dönüyor. Şımarı her istediğini ağlayarak yaptırıyor. Asabiyetten ateş çıktı çocuğun. Bunlar da öyle ailece peşinde. Boş ver kızım. Ay boş vere boş vere bu hale geldik zaten. Onu da boş ver. Elif Hanım, şimdi inerseniz sizi görürler. Oğlum, aç kapıyı. Aç kapıyı. Maksut Bey, dikkatli olun dedi. Aç dedim hemen. Oğluma bir şey oluyor. Doktor Bey, ateşi vardı. Durumu nasıl? Merak etmeyin. Hemen müdahale edeceğiz. Siz bekleyin burada. Allah'ım ne olur bebeğime bir şey olmasın. Muhabbetinden Yakup. Dünya kadar para harcıyorlar. Sen taktığına bak karıcığım. Bak babam sana bir laf edecek, oturacaksın oturduğun yere. Benden söylemesi. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar ya. Ha takarım tabii. Takarım. Ya şehzade sünnet olacak diye oğluk oğluk para harcıyorlar. Hem yeni ortak kim daha onu bile tanımıyoruz. Bak eğer bu sefer bir terslik olursa görürsün gününü. Ne yapayım Şükran peki? Söylesene bana. Ben ne yapayım? Ha, bu sefer şapşallık yapma. Kendimizi sağlama alın. Hesaba para koy biraz. Sen şimdi bana zimmetine para geçir mi diyorsun? Duymamış olayım Şükran. Onlar para saçarken benim çocuklarımı düşünüyorlar mı? Gerekirse geçireceksin. O sünnet parası kadar para bizim hesabımıza girecek, tamam mı? Sen eğer o adamı tanımasaydın bunlar hala havalara bakıyorlardı. Yapamam Şükran. Aileme ihanet edemem. Tabiatıma aykırı bu benim. Ay sen ne zamandan beri aileni düşünüyorsun Yakup'cum? Hem unuttun mu? Şirketi sen batırdın canım. Şşşt! Konuşma böyle, yapamam diyorum, anlasana, yapamam. Yakup bak bu sefer ben seni kurtaramam, tamam mı? Hem unutma Defne her şeyi biliyor. Bak eğer bu sefer de parasız pulsuz kalırsak hesabını sorarım ama sana. Benim başka planlarım var. Ne gibi başka planların? Bu yeni ortaklar yalnızca beni tanıyorlar. Sevdiler de beni. Onlara diyeceğim. Beni şirketin başına geçirin diyeceğim. Kahramanı sevmiyorlar. Sevgili kardeşimi ekart etmeme şu kadarcık bir şey kaldı, merak etme. Nereden biliyorsun sevmediklerini? Sen yeni ortakla tanıştın mı ki? Biliyorum karıcığım, biliyorum. İnsan sarrafıyım ben. Neyse sen bunları takma kafana, takma. Hadi görüşürüz. Ay hadi bakalım, sonunda Huni'yi takmayalım da kafamıza. Takma. Durumu nasıl doktor bey? Ateşi düştü mü? Endişelenecek bir şey yok. Ufaklık biraz da üşütmüş. Ateşi düşürüp serum bağladık, o kadar. Eve götürebilir miyiz? Serum bitince gidebilirsiniz. Şu an uyuyor. İsterseniz görebilirsiniz. Sağ olun. Doktor bey. Buyurun. İçerideki bebeği çok merak ettim. Durumu nasıl? İyi öyle değil mi ya? Toprak yörük andı. Nesi oluyorsunuz? Ben o bebeğin... Kusura bakmayın. Ailesi dışında kimseye bilgi veremeyiz. Ne söyleyeceğim? Ben bir evdekileri arayayım. Ben toprakla kalıyorum. Ben de sizi arıyordum. Nasıl oğlum toprak? Durumu daha iyi anne. Ateşi düştü. Nesi varmış oğlum? Niye ateşlenmiş bu kadar? Çocuk baba, ne olsun? Ben bir görsem içim çok rahat edecek. Durumu daha iyi şimdi. Hadi gelin göstereyim size.
Ali ortak nasılsın ya? Ortaklık böyle olmuyor Maksut Efendi. Bak oturduk anlaştık. Ben sana yardım ettim. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Allah Allah. Ne yardımıymış o? Sen istediğini aldın. Şimdi sıra bende. Beni şirketin başına geçireceksin. Yavaş. Vites düşür Yakup Yörükhan. Sen kim oluyorsun da benimle pazarlık ediyorsun? Hayırdır? Dur bakalım hemen atarlanma. Bir düşün. Kahramanı sepetleriz. Beni de şirketin başına geçiririz. Mis gibi olur, mis gibi. Bak koçum, sen şimdi bir sakinleş. Tamam mı? Öyle benimle al gülüm ver gülüm havasına girme. Benim tepemin tasını attırma. Haddini bil, otur oturduğun yere. Dur bakalım Orti. İlla bir açık vereceksin. İlla. Ben seni ikna etmişsini bilirim. Başkan Yakup Yörükhan. Kim o, Yakup mu? Ha. Ne diyor? Beni şirketin başına getir diyor. Hadi ya. Beyime bak sen. Anne! Müjgan anne! Ha? Elif ne oldu? Anne. Ne? Anne oğlum hasta. Bebeğim hasta. Annesi varmış. Ha? Bana bak. Yoksa sen hastaneye mi gittin? Acile götürüyorlardı. Dayanamadım. Ben de peşlere takıldım gittim. E nasılmış peki? Ya en son iyiydi. Yani ben öyle duydum. Bilmiyorum şimdi. Beni görmesinler diye çıktım kaçtım geldim buraya. Ama aklım onda. Anne. Anne ne olursun git oğlumu gör. Doktorlarla konuş. Bir şey yap. Git kahramana sor. Elif yani bilemedim ki şimdi. O kahramanla yüz yüze gelmek istemiyorum kızım ben. Anne. Kahraman seni görse bir şey demez. Bir şey olmaz. Ne olur git konuş onlarla. Ne olur git oğlumu gör. Elif hayırdır ne oldu? Anne ne olur hadi vakit geçiyor çabuk. Tamam tamam Elif'im tamam. Hastaneye gidip torunumu göreceğim. Hem doktorlara da sorarım. Aa. Hastaneye falan gidemezsin. Ne demek gitmeyecek? Annem hastaneye gidecek, oğlumdan bana haber getirecek. Bu kadarına engel olamazsın. Elif, ben sana kurban olurum. Ben seni bu halde koymam ki. Oğlum neredeyse sen gidip göreceksin. Onun için Sultan Anay'a sen gidemezsin dedim. Ben kendim götüreceğim seni. Oğlunu kendi gözlerinle göreceksin. Ay benim kıvırcığım. Melekler gibi uyuyor değil mi Ziyade? Efendim canım? Hatay milletvekili geldi amca. İstanbul'a gelince seni ziyaret etmek istemiş. Yanında yatırımcılardan oluşan bir heyet de var. Hastanede olduğumu söylemedin mi? Sana sormadan bir şey söylemek istemedim. Tamam. Ben kendisini arayıp özür dilerim. Şu an çıkamam buradan. Kim gelmiş oğlum? Cavit Bey gelmiş baba Hatay'dan. Milletvekili. Baba sen mi gitsen acaba? Ben şimdi çıkmam buradan. İyi de beni değil oğlum. Seni görmeye gelmiş. Senin bulunman icap eder. Ya aklım kalacak şimdi baba burada. Kahraman Toprak iyi merak etme sen. Serumu bitince de eve götüreceğim ben onu. Evet ya git babanla ben Defne'yle kalırım toprağın yanında. Kıymet anne siz de gidin. Bu sünnet düğünü için organizasyon şirketinden geleceklerdi. Yarın geliverirler kızım. Kıymet anne merak etmeyin hadi işleri aksamasın evde. Hadi madem. Hadi geçireyim ben sizi. Hadi bakalım hadi baba. Görüşürüz. Elif'im sen bekle. Ben bir içeriye ulaşana deyim. Seni gelir alırım. Tamam. Ablacığım iyi günler. Ben Toprak Yürükan akrabasıyım. Yeğenim olur. Doktorla görüşecektim. Tabii efendim, bakıyorum hemen. Thank you.
sonra çıkabilir miyiz? Tabii ama doktor bey son bir muayene eder. Kendisi sizinle görüşmek istiyor zaten, odasında bekliyor. Kötü bir şey mi oldu? Bilmiyorum, bir şey demedi. Nerede odası? Koridorun sonunda, soldaki kapı. Sağ ol. Halife, haydi. Oğlun seni bekliyor. Sen böyle gül, ben dünyanın ayaklarının altına sarayım seni. Ne oldu doktor bey? Beni görmek istemişsiniz. Buyurun oturun. Toprağın genel durum hakkında birkaç soru soracağım. Şu an durum iyi, endişelenme. Beni bayağı korkuttunuz. Dosyasına işlemem gereken bilgiler var. Anladım. Toprak normal doğumda doğdu değil mi? Evet. Geçirdiği bulaşıcı çocuk hastalıkları var mı? Yok. Defne nerede peki? Ben onu hastaneden çıkarken görmedim. Maksut onu da düşündü herif. Defne doktorla uzun uzun sohbet edecek. Sen onları az çöp kokla. Geri alacağım. Ne olursa olsun. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Toprak. Canım oğlum benim. Ben geldim. Toprak yemeklerini düzenliyor değil mi? Evet, yiyor. Herhangi bir alerjisi var mı? Doktor bey, oğlum doğumundan beri takip eden çok iyi bir çocuk doktorumuz var. Kendisini yurt dışından yarın dönecek. Arzu ederseniz bu soruları ona sorun, not edin. Şu an tedavisiyle ben ilgilendiğim için bunları bilmemde fayda var. Oğlum yalnız uyanırsa korkar. Daha sonra ararsanız her şeyi not edersiniz. Daha uyanmaz. Yani birkaç şey daha soracaktım. Daha sonra görüşürüz. Alo. Çocuğun annesi çıktı, geliyor. Tamam, tamam. Efendim, haydi Defne geliyormuş. Thank you.
Maksut, teşekkürler. Teşekkür ne demek herif? Haydi çabuk, kurban olayım. Haydi. Müşken hala gelmediler. Bu saate kadar gelmeleri gerekiyordu. Dur Sultan abla, panik yapma. Hah, geldiler. Hah. Kızım ne oldu? Hah? Görebildin mi toprağı? Anne. Hah. Gördüm. Anne gördüm, toprağımı gördüm, öpüp kokladım onu. Kokusunu içime çektim. Hala bebekliğindeki gibi kokuyor. Kokusu bile değişmemiş oğlumun. Canım benim, o kadar masum ki görmen lazım. Kızım benim, kızım. Ama yetmedi. Yetmedi. 5 dakika, sadece 5 dakika görebildim. Annem burada. Oğlum uyan, annen geldi diyemedim. Sana can veren senin için canını verir diyemedim. Geldim. Tanem benim. Buna da şükür. Şükür. Çok şükür. Serum bitti. Oğlumu eve götürmek istiyorum bir an önce. Hala uyuyor. Biraz daha dinlensin. Biz de bu esnada gözlemlemiş oluruz. Toprak gayet iyi. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Çıkış işlemlerini yaptım zaten. Siz de imzalarsanız. Pekala. Ben doktorunuza durumu rapor edeceğim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ah, Defne. Nasıl oğlan kızım, iyi mi? İyi. Uyuyor. İyi, iyi. Maşallah. Yavrum, kızım. Sende bir tuhaflık var. Böyle hani bir rahatsız gibisin. Ay keşke bu gece de hastanede kalsaydınız. Doktor gerek yok dedi kıymet anne. İlaçları iyi geldi, ateş de düştü. Ne gerek var? Ay bana niye kızıyorsun kızım? Ben ne dedim ki şimdi? Yok canım, niye kızayım ben size? Tabii ya, sen de yoruldun kızım. Perişan oldun. Hadi sen yat. Ben de gideyim. İyi geceler. Sağ ol. Saçmalama bir evine. Elif öldü. O yok artık. Bugün yıllar sonra sana ilk kez dokundum bebeğim. Alnına düşmüş saçını okşadım seni uyandırmadan. Kokunu içime çektim. Bana yıllardır yasak olan, haram olan kokunu cebime koydum getirdim. Doyamadım sana. Yetmedi. Bunca zamanın hasreti 3-5 dakikayla geçmez ki. Bir yandan deli gibi istedim gözlerini açmanı. O masum, çocuk bakışlarınla bana bakmanı. Bir yandan korktum. Beni yabancılarsın diye. Sana annenim ben diyememekten korktum. Nasıl oldun acaba? Ya yine hastalanırsan, ben senin yanında olamayacağım. Keşke alıp kaçırsaydım seni. Doya doya öpüp koklasaydım. Ama yapamadım.
Çünkü sabretmezsem, beklemezsem seni benden alanlar en başta da baban cezasını çekmez o zaman. Ona öyle kızgınım ki. O da benim yaşadıklarımın aynını yaşamadan, sana hasret kalmadan bana ölüm haram oğlum. Oğlum, sen de büyüyüp kocaman olacaksın. Hangimize benzeyeceksin bilmiyorum. Ama en çok babana benze. Onun gibi korkusuz, onun gibi iyi yürekli ol. Tertemiz kalbinde sadece sevgi ve şefkat olsun. Çünkü sen kahraman Elif'in kaderisin. Sen bir sevdanın mimarısın. Meleğim. Kahve yaptım kahraman. İstemiyorum, sağ ol. Çocuklar uyudu. Biraz sohbet ederiz demiştim. Defne hiç sohbet edecek havada değilim. İyi geceler. Günaydın. Canım. Günaydın güzel kızım. Toprağı çıkarmışlar hastaneden. Eve gitmiş. Her şey yolundaymış. Maksut arayıp söyledi. Oh çok şükür. Demek ki iyi. Ama ben bütün gece uyuyamadım. Gözüme uyku girmedi. Ya kötü bir şey olduysa, ya birden fenalaştıysa diye içim içimi yiyip durdu. Ne yapalım kızım, işte elimizden bir şey gelmiyor. Sabredeceğiz. Anne. Tamam bak. Ya Maksut bir şekilde hastaneye ayarladı. Tamam gittim gördüm. Ama konağa gidemem. Sen gitsen olur mu? Elif, yani bilmiyorum ki nasıl olur kızım. Anne, ne olur bak yalvarırım. Git oğlumu gör. Toprağımı gör kendi gözlerinle. Öpüp kokla onu. İyi olduğundan emin ol. Sonra o kokusunu bana getir ne olur. Kızım. Yani ben oraya gidemem ki. Nazlı'dan sonra neler oldu bir bilsen. Kıyameti koparttım. O kapı kapandı bana artık. Haklısın, sen de haklısın. Senin gitmen de olmaz. Ben giderim. Tamam, tamam ben gideceğim. Nasıl olsa yarın öbür gün karşılarına çıkmayacak mıyım? Ha şimdi, ha sonra ne fark eder? Hayır, hayır, hayır. Elif tamam. Ben giderim, kıyamam sana. Sağ ol. Sağ ol annem, canım. Oh, yavrusun. Şoförünü mü özledin? Hayırdır? Hani öldürmüştün Elif'i? Öldürdüm, cezamı da çekiyorum işte. Dün gördüm. Yaşıyor. Ne diyorsun sen ya? Gözümün önünde denize uçtu kız. Gördüm diyorum İbrahim. Delirtme beni. Mümkünü yok. Bana bak İbrahim. Bana bir oyun oynadıysan bunun bedelini çok ağır ödersin. Ne oyunu ya? Karıştırmışsındır biriyle. İyice gördün mü? Gözüne baktın mı? Ben Elif'im dedi mi? Ya. Kaldıramamışsın demek ki sen bu işi. Kahramana nikah bastın ama vicdan azabı da böyle bir şey işte. Korkusunu da ekle. Sen daha çok hortlak görürsün böyle.
Adamın asabını bozma da evine kocanın bebelerinin başına git. Bunları elde etmek için neler yaptın unutma. Manyak manyak hayal göreceğine yaşamana bak. Elif geberip gitti, babamın kanı yerde kalmadı. Buna böyle bir düş yakamla. Anne, Aysel çocukların yanında. Tamam o. Kahraman, Toprak nasıl oldu? Ateşi var mı? Daha iyi. Dün gece iyi uyudu. Bir saat sonra şurubu verilecek, unutmayın. Biz yazdık ilaçları. Defne hazırladı bize kaçta verileceğini, hiç merak etme. Sahi Defne nerede? Erkenden çıkmış, bana bir şey söylemedi. Ha, işleri varmış. Çabuk gelecek ama merak etme. Yavrum, 3 tane kadınız burada, için rahat olsun. Hiç merak etme. Peki. Görüşürüz. Güle güle yavrum. Ha, tabii canım, biz ilgileniriz. İşimiz Defne'nin çocukları çünkü. Hayır, bizim de işlerimiz olabilir değil mi ama? Ne söylendim be kızım? Öf. Tamam. Tamam, senden bir şey isteyen yok. Ve öyle ama anne. Yine havalara girdi hanımefendi. Sorma, zahmetine bile girmedi bize. Tak çantayı koluna, at kendini sokağa. Allah, ne hala memleket ya. Of Şükran, of. Hiç oflama anne. Defne yayları yine iyice gevşetti. Aa, o ne demek Şükran? İmzayı attırdı kahramanı, koydu sepete. Onun derdi gücü hinlik. Ha, gerçek yüzü ortaya çıkıyor işte. Erken falan da gelmez o. O nişantaşını atmıştır kendini, alışverişe dalmıştır. Ben bilmiyor muyum sanki? Ay, ay, ben dinlerken yoruluyorum. Senin çenen yorulmuyor Şükran. Helal olsun sana. Sen dedikoduyla besleniyorsun kızım, dedikoduyla. Ne olmuş yani? 40 yılda bir çıktı kadıncağız. Ayıp, ayıp. Hem sana kalmadık çok şükür. Meryem'le ben her daim yeteriz çocuklara. Kızlar da yüksünmüyorlar, eksik olmasınlar. Sen dur, sen dur, ben bakarım. Şükran Hanım'ın incileri dökülmesin. Ay, yalan mı Meryem? Aman Şükran, sen de çok abartıyorsun ama. Ay, zaten hep ben suçluyum. Siz esas Defne'ye göz kulak olun. Onun gözü göz değil, benden demesi. Hayırlı günler Kıymet Hanım. Senin ne işin var burada? Torunumu görmeye geldim. Müsaade var mı? Yaptıklarından sonra müsaade falan yok sana. Hepimize katiller diye bağırmadın mı? Ha? Yaktın yıktın. Bir de utanmadan torunumu görmeye geldim diyorsun. Bu evde benim Nazlım canını verdi Kıymet Hanım. Polis kaza demedi mi? Bütün gazetelere rezil ettin bizi bir de. Hangi yüzle geliyorsun evime? Evet, sen de anasın. Ama evlat acısı nedir bilmezsin. Yüreğin nasıl yanar bilemezsin. Neyse. Ben buraya adabımla geldim. Torunumu görüp gideceğim. Şimdi müsaade edin lütfen. Bana bak. Sultan Hanım, hoş geldiniz. Pek hoş bulamadık Ziya Bey. Hayırdır? Sevgili eşiniz benim torunumu görmeme müsaade etmiyor. Ne münasebet efendim? Göreceksiniz tabii, hakkınız. Buyurun. Ziya Bey, ne çabuk unuttun olanları. Geçti gitti Kıymet Hanım. Artık daha anlayışlı olacağız. Geçmişi unutacağız. Torun Sultan Hanım'ın evladından kalan yadigar. Biz bir kere bir aile olduk. Hala da aileyiz. Torun anneannesini bilsin, tanısın. Buyurun. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Ay toprağımı görseniz, nasıl böyle güzelleşti, nasıl tatlılaştı. Geçin içeri. Buyurun, buyurun, hadi geçin. Nasıl bir söyle yapsın Şükran? Buyurun efendim. Yok Ziya Bey, ben oturmayayım, torunumu görüp gideceğim.
Hoş geldiniz Sultan Hanım. Çocuk uyuyor Ziya Bey. Bir bakıver Kıymet Hanım. Belki uyanmıştır. İyi madem. Çocuk huzursuz olacak ama. Şükran, sen de Gülsümlere söyle, bize birer kahve yapsınlar. Peki babacığım. Buyurun. Oturun lütfen. O elim olaydan sonra bir takım yanlış anlaşılmalar oldu. Dediğim gibi biz bir aileyiz. Her zaman bu böyle oldu. Sizin acınızı tahayyül etmemiz biraz güç tabii. Arka arkaya iki evladınızı kaybettiniz. Anlayamazsınız tabii. Ne siz ne de oğlunuz. Çabucak Defne ile evlenivermiş. Sultan Hanım, çocuklara bir anne, kahramana destek, bir eş gerekiyordu. Çok zor zamanlar geçirdi evladım. Tabii tabii. Elif'in de yasını böyle uzun uzun tuttu, değil mi? Bilmez miyim hiç? Keşke birbirimizi anlayabilsek. Ama bu mümkün görünmüyor pek. İster inanın, ister inanmayın. Kahraman da ben de size ulaşmaya çalıştık. Ama olmadı. Herkes kendi acısına gömüldü. Kahraman da yeni yeni kendine gelmeye başladı. Sultan Hanım, şimdi nerede yaşıyorsunuz? Bir ihtiyacınız var mı? Eğer bir müşkülünüz varsa söyleyin, haberimiz olsun. Yok, sağ olun. Ben kendi başımın çaresine bakıyorum. İyi, iyi. Uyuyor demiştim ya. Hakikaten uyuyor çocuk. Allah'tan başka şey istesin. Ay yapma anne. Yazık, günah kadına. İki dakikacık görsün bari torununu. Torunuysa torunu. Lüzum yok. Anne, kadın iki evladını da kaybetti. Hayatta bir tek torunu var. Vicdanı nasıl el veriyor? Hem bir görüp çıkacağım demedi mi? Kızım, kadın bu eve adım attı mı tebelleş olur. Ben evladını yitirmek ne demek çok iyi bilirim anne. Biri bana Kerem'in çocuğunu göstermiyorum dese ölürdüm. Sultan Hanım çok haklı. Torununu görecek de sevecek de. Sen istediğin kadar bahane uydur. Babam izin verir nasıl olsa. O senin kadar gaddar değil Allah'tan. Merak ettik Kıymet Hanım. Bir aksilik yok değil mi? Yok yok. Demin de dedim ya, uyuyor evlatçığım. Nerede Toprak ha? Göreyim artık torunumu. İşte dedim ya, uyuyor. Bitap düşmüş garibim. Buyurun Sultan Hanım. Girin içeri. Ver. Ben götürürüm. İçeride pandemim koptu kopacak, bunu kaçırmam vallahi. İnşallah huzurla torununu görür kadıncağız. Yazık vallahi, ne kadersizlermiş. Ay abla yok ya. Kıymet Hanım pek bir suratsız. Şükran abla desen zaten yangına körükle gidiyor. Göstermezler torununu. Defne'cim sen de geldin, tam oldu şimdi. Ben de sıkılıp duruyordum. Ne saçmalıyorsun yine Şükran? Aman canım, yok bir şey, mühim bir şey değil. Sultan Hanım geldi de yukarıdalar, toprağı görecekmiş. Git sen de bir merhaba de istersen ha.
Ya Defne'cim, şimdi uğraş dur bakalım Allah'ın delisiyle Defne Hanım. Dünyalar güzeli torunum benim. Şşş, uyandıracaksın Sultan Hanım çocuğu. Çok solgun görünüyor. Hastalandı çocuk. Bahçeden içeri girmiyor işte, oynuyor falan. Doktora götürdük, iyi maşallah şimdi. Tabii, hiç ana sütü ememedik. Hiç ana kokusu duyamadı. Böyle doktora para saymakla olmaz bu işler. Sizin ne işiniz var burada? Torunumu görmeye geldim. Yasak mı? Hadi bakalım biz çıkalım da Sultan Hanım torunuyla hasret gidersin. Kaç yıldır görmedi toprağı. Bizim ne zararımız var Ziya Bey? Toprak uyanınca huysuzlanıyor. Herkes çıksın baba. Hadi bakalım. Hadi Kıymet Hanım. Hadi kızım. Hadi kızım sen de. Hadi. Hadi aşağı salona iniyoruz. Bakın peşin söyleyeyim. Ben o kadını torunumla baş başa bırakıp şuradan şuraya adım atmam. Yahu ayıptır hanım, ayıp. Ne ayıp Ziya Bey? Ya gene kaçırırsa? Daha önce yapmadığı şey mi? Allah muhafaza. Ben de bırakmam baba. Mümkün değil. Zerre kadar güvenmiyorum bu kadına. Abartıyorsunuz gerçekten. Biraz hasret giderecek sadece. Ayıp ama. Bak, görmesine müsaade ettim çocuğu, o kadar. İsteyen aşağı gidebilir, güle güle. İyi, bekleyin o zaman. Ama sakın ha kadına ilişmeyin, yoksa külahları değişiriz. Canım, kadıncağız sevsin, hasret gidersin ya. Yazıktır. Hadi kızım gidelim. Canım, anneannen kurban olsun sana. Ah şükürler olsun Rabbim, bugünleri de gösterdin. Of. Ay Elif, dolan dolan başımı döndürdün. Ne yapayım? Merak ediyorum annemi. Oğlumun yanındadır değil mi bu kadar saat kaldığına göre? Yani göstermişlerdir ona. Herhalde. Yani neticede Sultan abla da anneannesi. İçim hiç rahat değil benim. Bir gidip ben mi baksam? Aklım onda şimdi. Yapma Elif. Bir gören falan olur. Bak Sultan abla gelir birazdan. Az kaldı bir tanem. Annenle kavuşmanıza çok az kaldı. Bakıyorum nöbet tutmuşsunuz kapıda. Ha bir maruzatınız var mı diye bekleyelim dedik. Malum dünyanın bin bir türlü hali var. Haklısınız Kıymet Hanım. Dünyanın bin bir türlü hali var. Neyse torunum uyuyor. Yalnız üstünü fazla örtmüşsünüz. Yani ateşli çocuğun üstü bu kadar örtülmez. Yoksa sosyetik doktorlarınız size öğretmedi mi bunu? Siz hiç merak buyurmayın Sultan Hanım. Torunuma
güller gibi bakıyoruz. Aklınız onda kalmasın. Aman bırak, bırak. Sen çocukla ilgilen. Babam burada diye susuyor. Bulaşmasın sana. Sen git oğlana bak. Sağ olun Ziya Bey. Ne demek efendim? Hiç olmazsa sizde biraz vicdan kalmış. Vaktiyle Nazım'la beni buralardan göndermeye kalkmıştınız. Size kırgınlığım çok büyük. Ama bugün sayenizde torunumu 5 dakikada olsa görmeyi başardım. Ne zaman isterseniz gelin görün Sultan Hanım. Güle güle Sultan Hanım. Yolun açık olsun. Olsun inşallah. Şoför sizi bırakıversin evinize. Yok istemez. Ben geldiğim gibi giderim. Size iyi günler. Selametle. Oh çok şükür. Toprak uyuyor hala. Oh maşallah. Gitti mi Sultan Hanım? Gitti. Ben döneceğim hemen. Dün Toprak'ın bir ilacını almayı unutmuştu şoför. Ona bir bakayım. Tamam ya. Defne kızım da huzursuz. Ama bu böyle olmaz ki. Tabii tabii. İnsaflı olmak lazım. Ziya Bey. Bir keyif kahvesi içelim mi karşılıklı kızlara söyleyeyim de. Aman sen de nazar duası et ne olursun. Defne, Toprak uyandı. Anne diye ağlıyor. İstersen bir bak. Sen baksan Meryem abla. Susar, ben döneceğim hemen zaten. Ama Defne, ateşi de var biraz. Sağ ol evladım. Afiyet olsun. Oh, köpüğü de bol olmuş. Bakıyorum asayiş Berkemal. Sultan Hanım gitmiş. Defne de ortalarda yok. Ha hayret nasıl olay çıkmamış? Ne olayı kızım? Ne biçim laf öyle? Hayır babacığım kadıncağız ne zaman gelse ortalık karışıyordu ondan diyorum yani. Karışmadı. Bundan sonra araya nifak sokup da karıştırmayın. Yok yok ama iyi oldu. Ha kadın geldi adabıyla torununu sevdi gitti. Ay bir haller oluyor vallahi. Adabıyla durmazsa torununu göremeyeceğini biliyordu ondan. Ay ne oldu geldi 2 dakika çocuğu gördü huzurumuzu kaçırdı gitti. Hayır Defne'ye de yazık. O kadar emek verdi Toprak. Ay iyi ki bu arada Toprak uyuyordu. Vallahi gider kulağına Defne senin anan değil diyebilirdi yani. Vallahi diyebilirdi. Yalan mı Kıymet Hanım? Defne Toprak'ın anası değil. Ama er ya da geç öğrenecektir. Bana bak Şükran. Kimseye söylemeyin sultanın buraya geldiğini. Kahraman hiç duymasın. Ay gene bunların derdine düşer çocuk. Ay tam bitti derken hortlayıverdiler gene. Ne biçim insanlarmış ya Rabbim. Ne münasebet ya. Kahraman da bilecek. Herkes bilecek. Ben sana kaç kere söyledim Kıymet Hanım. Kafana göre iş yapma diye. Ortalığı karıştırma. Yalanla dolanla iş dönmez. Er ya da geç hakikat ortaya çıkar. Sebep olanlar da mahcup olurlar. Unutma. Anne. Gördün mü oğlumu? Nasıl? İyi mi? Gördüm, gördüm. Bir tanem çok iyi maşallah. Oh, çok şükür. Ne yaptınız peki? Öpüp kokladın mı onu? Sevdin mi? Tabii öpüp kokladım bir tanem.
de uyuyordu. Onun için çok fazla dokunamadım. Ama içim yandı. Kendimi çok zor tuttum. Kızım yaşıyor. Oğlumuzu verin bize dememek için, haykırmamak için çok zor tuttum kendimi. Ama sustum işte. Senin için, toprak için sustum. Ters mi davrandılar sana? Canını mı sıktılar? Sıkmazlar mı? Kıymet almadı beni eve. Ama Ziya Bey'de biraz merhamet kalmış. O kıyamadı da buyur etti içeri. Diğerleri aynı. Gözümüzün yaşına bakmadan canımızı alırlar. Şey peki kahraman? Kahraman yok muydu? Yoktu. Olmaz olsun zaten. Güya benim peşime düşmüş. Neredeyim, nereye kayboldum diye aramış beni. Külliyen yalan. O Defne yılanı yok mu? Toprak Özoğlu'ymuş gibi ortalıkta dolaşıp duruyor. Herkes mutlu yani. Ateş bir bizim içimizde kızım. Ama yok. Alacağız torunumu Elif. Bu ateş de sönecek. Onların da ciğeri yanacak. Allah çok büyük. Alacağız. İnşallah. İnşallah. Bırakmayacağım tabii oğlumu. Alacağım onlardan. En çok da kahraman çekecek cezasını. Görecek gününü. Görecek. Sana toprağı getiremedim ama bunu getirdim. Ah, bu benim oğlumun mu? Canım. Oh, mis gibi kokuyor. Onun gibi kokuyor. Canım. Canım oğlum, canım. Afiyet olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Sağ olun. Beraber olsun. Çorbanızı getiriyorum kahraman. Sağ ol Gülsüm. Oğlum, nasıl gidiyor şirkette işler? Biraz olsun rayına girdi mi? İyi anne, iyi. Düzelecek inşallah. İnşallah. İşi gücü bırakın da asıl bomba, Sultan Hanım bugün torununu görmeye konağa geldi. Sultan Hanım buraya mı geldi? Hı hı. Çat kapı hem de. Torunumu seveceğim dedi. Gerçi pek sevemedi ama hadi neyse. Ya ben hayatımda bu kadar böyle yüzsüz insanlar görmedim ya. Hani sen küfür et, o kadar ağzına gelmedik şeyler söyle. Defne'ye katil de, bir de torunumu sevmek istiyorum de. Yani olacak şey değil. E canım, kadıncağız özlemiş. Biz de buyur ettik. Eski tatsız mevzuları açıp da tadımızı kaçırmanın bir manası yok, değil mi oğlum? Ya biz de şaşırıverdik. Zaten toprak da uyuyordu. Azıcık kaldı gitti. Peki neredeymiş, nerede kalıyormuş, ne yapıyormuş? Sormadınız mı? Bize ne oğlum? Niye soralım? Anne, ne demek bize ne? O benim oğlumun anneannesi. Kahraman haklı anne. Kıymet anne neyse, Sultan anne de o toprak için. Ben sordum, sohbet etmeye çalıştım ama doğru dürüst cevap vermedi. Demek ki bilmemizi istemiyor dedim. Ama yani bir garipti böyle bakışları, tuhaf tuhaftı, sinirliydi. İnşallah gene huzurumuzu kaçırmaz. Bu hiç hoşuma gitmedi anne. Bizim çocuklara söyleyeceğim, gidip bulsunlar. Bir şeye ihtiyacı var mı? Ne yapıyor, ne ediyor? Öğrenmeye çalışsınlar. Hem niye böyle davrandın sen ona? Ben ne yaptım şimdi? Ben anlayacağımı anladım anne. Tamam. Sultan anne Elif'in annesi. Oğlumun anneannesi. Tamam, sen istemesen girip göremezsin. Ama ben oğlumu alıp ona götürebilirim. Anneannesini tanısın, bilsin. Size afiyet olsun, benim tadım kaçtı. Yaptığını beğendin mi Kıymet? Bir sussan, biraz az konuşsan da huzurumuz bozulmasa. Ne yaptı şimdi annem baba? Kadın gerçekten tuhaf, doğruya doğru. Ama bu kahraman çok daha tuhaf. Sizin şirazeniz iyice kaydı. Tek bir laf daha ederseniz ağır konuşurum.
Oğlum, canım oğlum. Canım benim. Canım bir tanem. Az kaldı. Az kaldı. Oğlum. Canım benim. Canım. Deliyim. Seni o kadar özledim ki. Senin annen. Ayırdılar bizi. Kopardılar. Kahraman, geciktim ya. Yok be kardeşim, tam zamanında geldim. Oh, bugün dükkan biraz yoğundu, kusura bakma. Önemli değil, önemli değil. Gel şöyle konuşalım. Sünnet harici bir mesele mi var kafanda? Biraz canın sıkkın gibi. Bir gün Sultan anne gelmiş buraya ben yokken. Onu göremedim. Allah Allah. Sünnet düğünü duymuş da mı gelmiş acaba? Peki nerelerdeymiş? Bilmem. Söylememiş. Biraz canını sıkmışlar. Niye? Annem. Annem onun burada olmasını istemiyor. Onu burada görmekten hoşlanmıyor. O da bizimkilere tavırdı falan filan. Sen de canın sıkıldı. Nasıl sıkılmasın Celal? Neyse. Ben Sultan anneyi bulup sünnete davet etmek istiyorum. Toprak artık büyüdü. Anneannesini tanısın, bilsin. Gerçek annesinin Elif olduğunu da öğrensin istiyorum. Emin misin? Topraklar çok. Yani kafası karışır söyleme dediler. Hatırlamaz dediler. O yüzden acıdım. Ama artık bilsin istiyorum. En azından ben kendimi böyle daha iyi hissedeceğim Celal. Kardeşim evlatların için en hayırlısı neyse sen en iyisini bilirsin. Oğlum sünnet oluyor. Annesi burada değil. Toprak her gün yeni bir şey öğreniyor. Bazen öyle komik şeyler söylüyor ki. Böyle katıla katıla gülmek istiyorum. Sarmak istiyorum, öpmek istiyorum, koklamak istiyorum. Bir şey böyle mengene gibi sıkıyor kollarımı. Yapma diyor, olmaz diyor. Annesi burada değil diyor. O duymadı diyor, o görmedi diyor. Kursağımda kalıyor. İçim yanıyor Celal. Hala mı be? Hiç azalmadı ki. Ne zaman, nereye gitsem hep bir yerden çıkıp gelsin diye bekliyorum. Çıkıp gelmesini geçtim. Nefes aldığını bilsem ona da razıyım. Maksut. Elif. Elif. Gel Elif gel. Ne oldu Elif'im, hayırdır? İyi misin? Bak artık bu bana yetmiyor. Dayanamıyorum ben, anladın mı? Oğlumu istiyorum. Ne oldu Elif'im, hayırdır? 5 gün Maksut. Sadece 5 günün var. 5 gün içinde oğlumu aldın aldın. Getirdin buraya. Yok getirmedin. Senle ya da sensiz gider kendim alırım. Haberin olsun. Tamam Elif.
Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın Elif'im. Nasılsın bu sabah? Dün nasılsan bugün de öyleyim. Ya hayır yani... Şimdi günaydın sıradan oluyor ya... Ben farklı bir şey olsun diye öyle dedim. Bak bak Allah için şu şekillere bak ya. Ya oğlum diyeceğini de diyemedin ki zaten sus. Tamam be Allah. Elif'im sen de bir şeyler yesene. Yemeyeceğim sağ ol. Elif'ciğim hadi bir şeyler ye bir tanem. Bak ileğin kemiğin kurudu. Dur Sultan Ana ısrar etme. İstemiyorsa yemesin. Şimdi biz bir gezmeye çıkarız. Alışveriş yaparız onun keyfi yerine gelir. He Elif'im? Sen önce bana verdiğin sözü tut Maksut. Oğlumu getir buraya ondan sonra konuş. Afiyet Elif'ciğim, ilaçlarını getirdim. İçmeyeceğim Müjgan. Elif, yemek yemiyorsun, ilaçlarını içmiyorsun. Olmaz böyle. Hiç dikkat etmiyorsun kendine. Ben oğlum istiyorum. İlaç içmek, yemek yemek istemiyorum. Oğlum istiyorum sadece. Anlıyorum. Ama bak az kaldı. Son bir ay. Şu ilaçları iç, her şey düzelecek. Hadi ne olur üzme beni. Tamam, tamam. Anne değilim. Seni anlamam mümkün de değil. Senin kadar aşık da olmadım. Yarı yolda da bırakılmadım. İçinde kanayan yaranın canını nasıl yaktığını bilemem. Ama şunu biliyorum, her şey düzelecek. Benim artık umudum kalmadı. Ya baksana Maksut'a güvenip evlendim, onun da bir şey yaptığı yok. Az daha sabret. Bak Maksut deli ama bir o kadar da akıllı bence. Sözünü tutacak. Bak aldı seni hastaneye götürdü. Ne yaptı ne etti oğlunu gösterdi sana değil mi? İyi de bana yetmiyor artık. İçim yanıyor benim, içim acıyor. Bana yapmadığını bırakmayan kadın oğlumu sarıp sarmalıyor. Diğer taraftan bana sözler veren adam her şeyi unutmuş. Haklısın. Ama sen bana güven. Sana kim ne kötülük ettiyse yanına kalmayacak. Kimin kalmış ki? Hadi ne olur üzülme. Kalmasın zaten. Kalmasın.
raporlar cillop değil mi? 10 günde rahatladık, gördün mü? Bankalar tedbiri kaldırınca oh derin bir nefes aldık. Hazır parayla olur tabii ki. Başkasının parasıyla. Vesvese etme canım. Yani hallederiz. Arada bir abini dinlemek faydalı oluyor değil mi sevgili kardeşim? Evet. Ama hala parasını kullandığımız adamlarla tanışamadık. Tanışırız canım. Acelesi yok. Abi bu işte gariplik yok mu? Adam bir işe tonlarca para yatırıyor ve orta oğlu insanlarla tanışmıyor. Ben olsam parayı vermeden önce tanırdım. Yani benim içim rahat değil. Senin rahat mı? Ya, adam yurt dışında sadece. Sorun yok. İnşallah sorun yoktur. Bana hep bir aksilik çıkacakmış gibi geliyor. Ya adamın kaşından gözünden bize ne? İmzayı attık. Sözleşme tamam. Taahhütlerini yerine getiriyorlar. Biz de getireceğiz. Olacak mı çek bu iş? Bu iş o kadar kolay değil. Sen bu adamların avukatlarını bir ara. Ben ortaklarımızla tanışmak istiyorum. Onlar istemiyorsa da ben istiyorum. Ha ben dün avukatı aradım. Adam hala yurt dışındaymış. Ama yine ararım tabii. Abi ara. Yoksa ben arayacağım. Tamam. Tamam arayacağım. Merak etme. Halledeceğim ben bu işi. Tamam. Görüşürüz. Kim oturuyor biliyor musunuz? Yok. Vallahi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Eskiden beri mi oturuyorlar, yeni mi taşındılar? Onu da bilmiyorum kızım. Kusura bakma, yardımcı olamıyorum. Hadi iyi günler. İyi günler. Gene ortak. Kahraman artık tutamıyorum. Ortaklarla tanışacağım diye tutturdu. Haber vereyim dedim. Şimdi olmaz. Kahraman efendin değil. Benim paşa gönlüm ne zaman isterse o zaman danışacağız. Arada ben kalıyorum ama. Avukat mavukat tanımam. İsmini bulur ararım dedi. Kahraman bu, yapar mı yapar. Hem ben ne kazandım bu işten? Bir hiç. Ha, beni yönetim kurulu başkanı yaparsan o ayrı. O zaman her şey değişir. Bak Yakup. Yakacaksın kendini. Asabın bozma, otur oturduğun yerde. Kahramanı oyala. Zaten imzalar atılmış. Gönderirim dosyalar, bitersin. Ne o? Kahraman pirelenmeye mi başlamış? Pirelensin bakalım. Bir ilaçlamaya bakar. Maksut. Herkese heremere de ben senin bu hallerini yemem ha. Elif bir yandan, Kahraman bir yandan sıkıştın kaldın. Ne yapacaksan çabuk yap. Yoksa Elif'in deli damarı tutacak, basıp gidecek o konağa. Sen de burada böyle elin boş oturacaksın. Kahraman'ın yorganını da çıkarttırdım. Oy, paşalar gibi yatacak benim kıvırcığım. Ay, tek evlat sanki Kahraman anne bu evde. Ay, gayet normal Şükran. Düğün Kahraman'ın oğlunun sünnet düğünü değil mi? Ah, neredesin kızım? Bir haber vereydin, merak ettik. Bir arkadaşıma uğradım Kıymet anne. İyi. Oh, ne güzel. Toprağa annelik şovu yapmaya bayılıyorsun. Bütün hazırlıkları Kıymet annem yapıyor. Eyvallah. Üzerine vazife mi Şükran? Senin bir oğlun olmadı diye bu akra tafra değil mi? Her şeyi burnunu sokma sen. Pardon? Efendim? Toprağı sen mi doğurdun acaba? Hayır, benim bildiğim Elif doğurdu ama yanlış mı hatırlıyorum? Toprak benim oğlum. Zaten öyle olacak da oldu da. Onu ben büyüttüm Şükran. Sen de bunu böyle bil.
Herkes böyle bilsin. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Gelin gelin diye baş tacı ettiniz. Defne eski Defne oluverdi işte. Yeter Şükran. Bir sus. Aa, ben gocunuyor muyum yaptığım işten? Ha, anne mesele o değil. Mesele bu kız hala şeytan. Rol yapmaktan yoruldu. İçindeki eski Defne çıktı meydana. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Aman gidin, gidin. Gidin tabii. Kahramanın karısı ya, dünyalar duruyor. Şükran, senin derdin ne bu Defne ile? Siz bu kadar kötü değildiniz. Ama yok bir şey. E iyi ya, bırak o zaman sen de. İki huysuz geçinip gidiyorlar işte. O zaman sen de bir daha gönderme. Tamam Defne Hanım. Defne, ne oluyor kızım, sen niye böyle sinirlisin? Biraz sinirlerim bozuk, olamaz mı? Tabii de anlatsana bana, nedir derdin yavrum? Bazı şeyleri konuşamıyor insan kıymet anne. Mahrem diye bir şey var. Ben de sinirlerimi aldırmadım sonuçta, değil mi? Yalnız kalma ihtiyacım var. Ticaret odasındaki yemeğe de gelmeyeceğinizi ilettim. Bu davetli listesine babam baktı mı? Evet efendim. Birkaç isim ekletti. Peki. Abim de kontrol etsin. Eklemek istediği birileri olursa eklesin. Belki biz gözden kaçırmış olabiliriz. Yeni ortaklarımıza gitti mi davetiyeler? Evet. Emrettiğiniz gibi gönderdim. Henüz gelip gelmeyeceklerine dair dönüş yapmadılar. Peki. Dönüş yaparlarsa bana mutlaka haber verin. Peki efendim. Ben çıkıyorum. Telefonum açık. İstediğiniz zaman ararsınız beni. Gayet iyi gidiyor her şey. Yörük Anadolu'da sıkıntı yok. İyi. Ama yine de hazırlıklı olalım avukat. Alt kademelerden başlayarak içeri adamlarımızı yerleştirelim. En tepeye de kendi adamımızı koyalım. Ya belki gerek kalmaz. Sen otursun kahramanın yerine. Ya onda bir zamanı var. Şimdi hayvan terli ürkütmeyelim. Sünnet düğünü için davetiye gönderdiler. Cevap vermemiz gerekecek. Ne yapacağız, gideceğiz mi? Vay. Büyük gün yaklaştı ha. Aslında Yürükanlara karşı şaşalı kutlamalı bir giriş olur ama Elif'im hazır değil. Yani ondan emin değilim. O yüzden gitmemek en hayırlısı. Neye bakıyorsun? Toprağın sünnet düğünü haberine. Yörükan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Yörükan'ın oğlu Toprak Yörükan'ın sünnet düğününe sayılı günler kaldı. Cemiyetin tanıdık simaları ve iş dünyası bu düğünü merakla bekliyor. Defne Yörükan yaptığı açıklamada oğulları için samimi, eğlenceli, bir o kadar da unutulmayacak bir düğün yapacaklarını söyledi. Kahraman'ın bu kadar mı umurumda değilim ya? Elif, Kahraman senin yaşadığını bilse, inan bana orada olman için elinden geleni yapardı. Hiç zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı Kahraman benim öldüğümü daha gözleriyle görmeden gidip ölüm ilamımı çıkarmaya kalkmazdı. O kadınla da evlenmezdi. Yazık. Sen ne dersen de ben Kahraman'ın Defne'yi sevdiğine inanmıyorum. Ne fark eder Müjgan? Hı? Ne fark eder, neyi değiştirir? Bak. Bak gör. Kahramanın yalan hayatı bu. Kahraman bunu yaşıyor. Yanındakinin kim olduğunun ne önemi var? Aysel. Aysel, aman kızım, geçen seferki gibi kebapları kurutmayın Allah aşkına. Merak etmeyin Kıymet Hanım. Geçen sefer Gülsüm'e emanet ettim 2 dakika, ondan oldu olan.
Aşk olsun abla, bir defa oldu, 10 kere söyledin. Ay tamam kızım, uzatmayın, hadi işinize bakın hadi. Hem Kıymet Hanım Celal Bey yabancı değil ki, o da evin insanı. Siz ne yapsanız bayılır bence. Kızım yabancı değil ama kirve, kıymetli misafirim benim onun için. Ay Defne nerede Allah aşkına? Şükran, şu fırındaki künefeye baksana kızım. Ay üstüne iyilik sağlık. Sanki benim oğlum sünnet oluyor, ortalarda yok. Her şeyini biz koşturuyoruz. Gerçi onun da oğlu değil ama herhalde o yüzden arazi oldu. Ama baş köşede gazetecileri poz vermeyi bilir. Tamam kızım, tamam. Biz senden bir şey istemedik, biz yaparız. Sonra da sağda solda yazın düğünü diye hava atar. Hmm. Künefe harika gözüküyor. Hadi sen azıcık çıkıp hava alsana. Biz de işimize bakalım. Ayak altında dolaşma. Ay aşk olsun anne ya. Ağır konuşuyorsun ama. Konuşurum. Hadi iş güç var hadi. Size kolay gelsin. Başka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gelin. Elif. Hadi kalk, yeter canını sıktın. Toprağa sürpriz yapıyoruz. Ne sürprizi? O elindekiler ne? Uçurtma malzemesi. Toprağa uçurtma yapacağız. Hem yarın Sultan abla giderken götürür. Toprak da bahçede oynar. Aslında oyuncak alacaktım ama nasılsa her şey vardır diye düşündüm. Kendini kandır diyorsun yani. Hayır, sadece beklerken umudun azalmasın, artsın diyorum. Hadi kalk. Hava da çok güzel. Bahçede yapalım. Ne dersin? Hem senden bir parça olsun istemez misin oğlum da? Hadi ben çıkıyorum. Bekliyorum seni yukarıda. Üstüne de masal yazarız. Belki okurlar. Hem Toprak da sever. Ben okuyamayacağım ama. Çıtaları iyi ayarlarsak şahane uçar. Babam ben küçükken yapardı. Bence bu toprağın ilk uçurtması olacak. Hiç sanmam. Kahraman ona 1000 kere yapmıştır. Ama annesinin yaptığı ilk uçurtma. Elif, bak ben bu işlerden hiç anlamam. Eğer yardım etmezsen Veysel'i çağırmak zorunda kalacağım. O da geldiğinde her zamanki gibi saçmalayacak. Ne olur acı bu arkadaşına. Hadi püskülleri sen kes de çıtaları ben yapayım. Tamam tamam peki, merak etme. Bırakın beni, bırak. Bırak Elif, orada konuşacağım, bırak. Dokunma, bırak! Bırak! Defne. Allah kahretsin. Yaşıyorsun sen. Ya işte nasıl olacak bilmiyorum.
yakın bir şekilde. Ne oldu lan? Maksut Bey, bir kadın geldi az evvel. Zorla girdi. Şimdi Elif Hanım'la tartışıyor. Kimmiş lan o? Uzun boylu sarışın bir kadın. Elif Hanım'a yaşıyorsun. Sen yalancı diye bağırıyor. Lan yürü, Defne gelmiş, yürü. Ne Defnesi lan? Amacın ne? Neden saklandın? Neler planlıyorsun Elif? İşlerin planladığı gibi gitmediği için üzgünüm Defne. Evet bak, karşındayım. Kanlı canlı hem de. Hayattayım. Hatta burnunun dibindeyim. Ne yapacaksın şimdi? Yarın bıraktığın işi mi bitireceksin? Konuşsana. Cevap ver hadi. Durma, al canımı. Bitsin bu iş. Neden bahsediyorsun sen? Neden bahsediyorum? Neden bahsediyorum? İbrahim'den bahsediyorum. İbrahim diyorum. Beni öldürmesi için para verdiğin, arkamdan iş çevirdiğin üvey abimden bahsediyorum. Ne o? Pek şaşırdın. Neler yaptığını biliyorum. Beni öldürtmeye çalıştığını biliyorum. Kahramanı aldın elimden. Oğlumu aldın. Onları almak için neler yaptığının hepsinden haberim var. Ama bak, İbrahim de yok şimdi. Hapisteymiş, öyle duydum. Sen mi çekeceksin tetiği ha? Var mı sende o cesaret? Sen mi yapacaksın onu yapamadığını? Ne İbrahim'den ne başına gelenden ben sorumlu değilim. Ama senin bir planlar yaptığın belli. Git buradan Elif. Ben bir yuva kurdum. Kahraman da ben de çocuklarımızla çok mutluyuz. Yeniden böyle ortaya çıkıp mutluluğumuzu çalamazsın. Ben miyim hırsız ha? Ben miyim? Sensin. Sen benim hayatımı çaldın. Benim hayatımı mahvettin. Oğlumu aldın benden. Ne oluyor lan burada? Sen de. Sen de bu işin içindesin. Allah ikiniz de kahretsin. Bana bak. Evime gelip kimseye hakaret edemezsin. Şimdi defol git, belanı başka bir yerde bul manyak karı. Ne duruyorsunuz lan orada? Alın şunu. Soracağım bunun hesabını size. İkinize de soracağım. İkinize de. Ödeyeceksiniz bunu. Allah ikiniz de kahretsin. Ödeteceğim. Dokunma. Bırak. Ödeteceğim size. Bırak. Çıkartın. Çıkart. Bırak. Sen ona bakma Elif. Hadi gel, içeri girelim. Allah'ın cezası. Ya bir de utanmadan karşıma geçmiş bana git buradan diyor. Mutluluğumu bozma diyor. Yılana bak. İyi de nereden öğrenmiş bu senin yaşadığını? Of, bilmiyorum, bilmiyorum, o da ayrı konu. Hayatımı çalan Defne, beni öldürmeye kalkan Defne, oğlumu elimden alan Defne bana mutluluğumu elimden alma dedi. İnanabiliyor musun anne? Kızım, zaten hak yerini bulacak. Üzme artık kendini. Anne, bu kadından her şey beklenir. Ya, ya o kadın gider oğluma bir şey yaparsa ne yaparım ben? Allah korusun. Çok ileriye gittim. Yok, söylemem gereken bin tane şey söyledim ama kendime engel olamadım. Ne yapayım? Karşıma geçmiş öyle konuşunca ben de kaybettim kendimi. Ama eğer oğluma bir zarar verirse mahvederim onu. Mahvederim. Hiç acımam, mahvederim. Bıktım artık. Yok sofra düzeni, yok yemekler, yok içecekler. Ay her şeyle ben ilgileniyorum. Defne de yok ortada. Ay hiçbiri yok. Saçmalama. Ve abartma Şükran. Ay Yakup, sen işten başını kaldıramadığın için hiçbir şey görmüyorsun tabii. Biz hizmetçiler iş başındayız. Evin efendileri yok ortada. Hayatımızda değişen hiçbir şey de yok. Vallahi artık sabrım kalmadı söyleyeyim. Ah Defne, hoş geldin. Yemek hazır. Biliyorsun bizde adettir. Kirve için. Defne. Ne oldu kızım? Nem var Defne? Bir derdin mi var? İyiyim. Yok bir şey Kıymet anne. Karşında 3 yaşında çocuk yok senin. Kaç gündür bir tuhaflık var üzerinde, ben hep fark ediyorum. Hayır, üstüne gitmeyeyim diyorum, kaç gündür dokunmayayım diyorum ama gittikçe daha da kötüledin. Anlat bana hadi.
Gerçekten bir şey yok Kıymet anne. Defne, ben seni tanırım. Ben seni hem de çok iyi tanırım. Bir şey var sende, bir başına bir şeyler karıştırıyorsun. Söyle de birlikte bir hal yolu bulalım. Allah aşkına Defne, ne oluyor? Yaşıyor. Kendi gözlerimle gördüm Kıymet anne. Konuştum. Elif ölmemiş, yaşıyor. Kızım mı? Nasıl olur kızım? Kıymet anne, Maksut da şu ileride bir villada yaşıyor. Kesin bir şeylerin peşinde. Yoksa niye ortaya çıkmasın? Maksut'la ne işi olur onun? Kesin peşlerine düşmem onların planlarını bozdu ama yarın öbür gün konağa gelecek. Kahraman da toprağı da benim elimden alacak. Allah aşkına dur, sakin ol. Allah'ım aklıma bu kaydı. Onun istediği tek bir şey var. Para, güç. Onu almadan hiçbir yere gitmeyecek. Kahraman da toprağı da kullanacak. Yeniden hayatımızı mahvedecek Kıymet anne. Kızım bak bu imkansız. Bu kadar masrafa ne gerek vardı be dedi. Sensin dedi. Kahraman, ben artık kirveyim. Gel hadi içeri geçelim. Masrafa girmeyen kirveyi at çöpe. Ayrıca sen karışma. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldin canım. Ya kirvemiz bütün çarşıyı indirdi vallahi. Çok yorulduk. Kurt gibi de açız. Sofra hazırdın inşallah. Hazır, hazır tabii. Buyurun, buyurun. Gel dedi. Gel şunu burada şöyle bırakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı? Eyvallah. Defne de öğrendi. Daha ne kadar saklayacaksın? Yolun sonuna geldin Maksut. Mecbur çıkaracaksın Elif'i bunların karşısına. Çıkaracağım tabii. Haklısın. İpler koptu artık. Ama öyle böyle çıkarmayacağım. Anlı şanlı çıkaracağım Elif'im onların karşısına. Hem görüyorum zaten Elif'imin içi yanıyor. Oğlunun sünnet düğününde olmak onun da kabul eder mi dayı oğlum? Kurban olayım, yeter kendini üzdüğün artık. Yani biliyorum sabrın da kalmadı ama. Maksut, git başımdan. Ya Elif, ben diyecektim ki yürü kanların hesabını kesme vakti geldi. Al bak, sünnete davet etmişler. Madem öyle biz de gideriz. Onlar da yeni ortaklarla tanışır. Sonrasında onları düşünsün. Gerçekten gidecek miyiz? Gideceğiz ya. Oğlunun sünnet düğününde bizzat orada olacağım. Hem de baş misafir olarak. Ama bak, bir gün daha sabredeceksin. Elleme. Keyiften hazırlansınlar. İyi de... ya o vakte kadar... o kadın oğluma bir şey yaparsa, bir zarar vermeye kalkarsa? Ya yok Elif'im, yok. Görmüyor musun, havlayıp duruyor. Foyası ortaya çıkacak diye tek kelime demez kimseye. Bırak uykusuz kalsın. Sonra bir sünnete gideriz, hesabımızı da sorarız. Sağ ol Maksut, sağ ol. Düğüne bir double zurna getiriyorum. Yer yerinden oynayacak. Alem Hatay düğünü görsün. Değil mi ama? Hah, tam cemiyete göre bir düğün olur. Millet de bayılır. Aa, ama Defne hayatta istemez değil mi? Getirmeyin
Derseniz getirmem ama yani ne bileyim düğün dediğin davul zurna olur değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Hem Defne bayılır davula zurnaya, alıştı alıştı. Kaç yıllık gelinimiz. Defne. Efendim. Defne. İyi misin? İyiyim, kahraman dağılmış. Yoruldu tabii uğraşmaktan bugün için ha canım benim. Aa, tabii tabii çok yoruldu. Bütün gün nerelerdeyse artık. Sadece yorgunlukta mı? Başka bir şey yok değil mi? Ne olsun kahraman. Telaştan. Da çok güzelmiş. Çocukları da çıkarsa mıydık acaba? Toprak yeni toparlandı zaten, üşütmez. Peki. Defne. Efendim. Akşamdan beri üstelim miyim diyorum ama iyi görünmüyorsun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Canını sıkan bir şey. Bilmem gereken bir şey. Bu düğün hazırlıkları beni çok gerdi kahraman. Bir an önce olsun bitsin istiyorum. Ah, burada mıydınız çocuklar? Çıkıyor musun anne? Hı, çıkıyorum ya. Bizim sünnet düğünün davetiyesini Aysel Hanımlara elden götüreceğim. Biliyorsun çok hassastırlar bu konularda, ayıp olmasın. İyi, ben de çıkıyorum, bırakayım seni. Yok yok, benim bir sürü yapacak işim var oğlum. Sen git, ben şoförü alırım. Peki. Aşkına. Elif aileme bu kadar yakınken gülemiyorum kıymet anne. Bak kızım, kahraman bir kanar, iki kanar, sonunda peşine düşer, benden söylemesi. Gece hiç uyumadım zaten. Ne olur böyle üstüme gelmeyin. Ben şimdi gidip her şeyi araştıracağım. Yalnız sen Allah aşkına şurada aklı selim otur. Hiç kimseye de bulaşma, tamam mı? Ben o servet avcılarını buradan göndermesini bilirim. Ailemi bir daha dağıtmalarına izin vermeyeceğim. Hadi, hadi sen keyfine bak. Elif, haydi alışverişe gidiyoruz. Ne alışverişi ya? Nereden çıkardın? Ya hayda, yapma böyle Elif. Bugün büyük gün. Onların karşısında öyle bir çık ki. Dünyaları satsın Yorukanların. Hem sen bugüne bugün Yorukan Holding'in büyük hisse sahibisin. Bir de duyduğuma göre magazine gelecekmiş. Yani güzel görünmek istersin diye düşündüm. Neyse canım, ben senin yüzün gülsün diye uğraşıyorum. Yani istemiyorsan teklif var, ısrar yok. Maksut. Haklısın sen. Doğru söylüyorsun. Tamam gidelim. Ben oğlumun sünnet düğününe bana yakışır şekilde gitmek istiyorum. Ha şöyle be güzel gözlüm. Haydi. Müjgan, hazırlan sen de çıkalım. Nereye? Alışverişe. Ne yani? Bu bilmiş hemşire de mi geliyor Elif'im? Ne gerek var? Evet, o da gelecek. Bir itirazın mı var? Yok canım. Olur. Tamam, sen bizi bekle, biz geliyoruz şimdi. Aha, tamam. Hay Allah'ım yarabbim ya. Allah'ın yardım et ne olur. Toprağı da kahraman da benden alamaz.
bir silah düşünmen lazım Defne. Düşün, düşün, düşün. Ne haltlar karıştırıyorsunuz burada? Hesap vereceksiniz bana. Çağır o kızını hemen. Bizim kimseye verecek hesabımız yok Kıymet Hanım. Haddini bil, var git yoluna. Geldiniz gene, oğlumun başına çörekleneceksiniz. Gene onun hayatını mahvedeceksiniz. Buna katiyen izin vermem. Çağır o kızını hemen. Elif evde yok. Kocasıyla alışverişe gitti. Kocası mı? Hoş bulduk. Hoş bulduk ablacığım. Elif, bir sürü güzel elbise var. Birkaç tane alalım sana. Herkes senin ne kadar güzel olduğunu görsün. Kahraman da ne kaybettiğini anlasın. Hop hemşire hop. Ne var canım? Herkes Maksut Karakoyun'un eşinin ne kadar güzel olduğunu görecek. Lafını bil de konuş. Tepemin tasını da attırma. Zaten Elif'im iyileşmiş. Kovdurtma kendini. Maksut. Sakın, sakın aklından bile geçirme. Müjgan hiçbir yere gitmiyor. Benimle kalacak. Peki Elif, sen nasıl istersen. Neredeyse akşam olmak üzere. Bir an önce denemeye başlayalım. Buyurun efendim. Gel canım. Buyurun efendim. İyice anladın mı Kıymet Hanım? Kulağını dört açtın mı? Anlamadıysan bir daha söyleyeyim. Benim kızım Maksut'la nikahlandı. Kahramanı da unuttu. Şimdi oğlunu da o çok değerli gelin Defne'yi de al başına çal. Bizden uzak Allah'a yakın. Elif. Çok güzel olmuş. Bilmiyorum ya. Galiba biraz fazla. Ben başka bir şey deneyeyim. Bence çok yakıştı ama içinize sinmediyse isterseniz bir de bunu deneyin. Elif'im sen bunu da al. Beğendiysen onu da al. Yani ne, hepsini alalım istersen. Evde denersin. Beğendiğini giyersin. Tamam bunu deneyelim biz. Ben yardım edeyim. Nergis'e yakışıyor eşime değil mi? Evet çok şanslısınız. Elif Hanım hem çok güzel hem de mütevazı. Öyledir. Melek gibi kalbi vardır Elif'in. Konuştum Kıymet Anne. Neymiş dertleri? Dur kızım bir soluklanayım. Zaten o kadar sıcak var ki. Ah.
Dertleri neymiş biliyor musun kızım? Para. Para mı istediler? Verelim ne kadarsa. Hatta ben vereyim. Yeter ki çıksınlar hayatımızda. Yok kızım yok. Baktı bizim konaktan kuruş çıkmayacak. Kimle evlendi biliyor musun o belalısı? Maksut var ya Maksut belalısı. Onunla evlenmiş Maksut'la. Maksut'la. Evet. Nikahlandılar. Artık korkma kızım. Gelip yuvanı dağıtamaz, huzurunu bozamaz. Kızın derdi kahraman değilmiş. Oğlu hiç değil. Neymiş kızın derdi? Para, para, para. Ama biz nasıl bildik? Hayatta inanmam kıymet anne. Elif asla evlenmez o Maksut'la. Ondan ne kadar nefret ettiğini biliyorum ben. Yalan söylüyorlar. Plan yapıyorlar. Peşlerini bırakalım diye yapıyorlar. Dur kızım nereye? Ey Allah'ım ya Rabbim. Yine başımıza bir dert açmasa bari. Akıllı kadınsın kıymet. Nasıl tahmin ettin ama? Para göz olduklarını. Plan program lafları havada uçuştuğuna göre şenlik var demektir. İki kafalar yine ne çeviriyor acaba? Birbirlerine düşseler ya sonunda. Sen de her şeye karışıyorsun. Asıl siz niye geldiniz ki? Bu iş kadın işi. Bıraksaydınız bize alışverişimizi yapsaydık. Ya sus be. Elif. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun? Lan adabından çekil bak kadın demeyeceğim. Vuracağım ağzın üstüne ha. Derdim para mı? Mutluluğuma karşılık ne kadarsa vereyim. Yeter ki git buradan rahat bırak bizi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bunu aklına sok. Sen de şunu aklına sok Elif. Kahramanı da toprağı da benden alamayacaksın. Toprağı kendi ellerimle büyüttüm ben. Bana anne diyor. Onu benden koparıp alamazsın Elif. Benden hiçbir şey alamayacaksın. İkiniz de yalancısınız. Evlenmediniz biliyorum o da yalan değil mi? Sen bizim evlendiğimizi nereden duydun Defne? Annesi kıymet anneme söylemiş. Orada da bir oyun çeviriyorsunuz değil mi? O oyunu ancak sen oynarsın. Bak. Kendi gözlerine gör. Maksut artık benim kocam. Bu da onun yüzüğü. İnandın mı şimdi? Ha yüzük de ev kesmediyse. İstersen bir de evlilik cüzdanımızı getireyim sana. Belki inanırsın. Kahraman da sen de benim umurumda değilsiniz. Oğlumu alacağım senden. Ne yaparsan yap. O burada benimle annesinin yanında büyüyecek. Anladın mı? Çık git şimdi buradan. Müjgan hadi. Bak Defne. Sakin ol. Her şey kontrolüm altında. Yeter ki ağzını sıkı tut. Elif'in yaşadığını kimseye demeyeceksin. O kıymete söyle. O da çenesini kapatacak. Sen kahramanı aldın. Ben de Elif'i. Bu sonsuza dek böyle kalacak. Endişe etme. Sen nasıl kahramanı vermezsen ben de karımı vermem bu saatten sonra. Sen bana güven. Şimdi evine git. Kocanın yanına. Haydi.
Buyurun Defne Hanım. Serhan Bey, ben toprağın nüfus cüzdanını değiştirmek istiyorum. Anlamadım. Anne adında benim adım yazsın istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Neden böyle bir şey istiyorsunuz? Çünkü asıl annesi bir gün çıkıp gelirse oğlumu benden alabilir. Avukat değil misiniz? Yapın şunu. Toprağın resmi annesi ben olmalıyım. Doğum kaydı var. Ölmüş olsa bile anne isminin değişmesi mümkün değil. Ceset falan yoktu ortalıkta. Ya çıkıp gelirse? O isim değişecek. Defne olacak. Ne gerekiyorsa yapın hemen. Defne Hanım bu imkansız. Hem mümkün olsa bile Kahraman Bey asla müsaade etmez. Bir mucize olur da Elif Hanım çıkıp gelirse DNA ile kanıtlayıp çocuğu bizden alır. Elimizden hiçbir şey gelmez. Unutun. Kahramanı da toprağa da vermeyeceğim sana. Defne? İyi misin? İyiyim. Emin misin? Annemle konuştum Kahraman. Canım sıktı her zamanki gibi. Bu kadın çok tehlikeli Elif. Baksana seni bile öldürmeye kalkmış. Yarın bir gün toprağa da zarar verebilir. Çok dikkatli olman lazım. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum bu sefer elinden geleni ardına koymayacak. Şimdi yaşadığımı da öğrendi Allah kahretsin. Ama bunu onun yanına bırakmayacağım ben. Sırf kahramanı elinden kaybetmemek için oğlumu kullanıyor. Oğlumu alıyor benden. Hiçbir şey umurunda değil onun. Ama karşısında eski Elif yok. Bu sefer ben kaybetmeyeceğim. Göreceksin. Defne kazanamayacak. Oğlumu bırakmayacağım onun yanına. Bırakmayacağım. Kızım, bu çarşafları nasıl ütüledin? Kırış kırış. Vallahi birkaç kez ütüledim. Kıymet Hanım kırışık değil ki. Ben nasıl görüyorum kırışıklıkları? Hadi hadi boş ver sen masalara bak hadi. Hava bozarsa bu yatağı içeriye alacağız. Merak etmeyin Defne Hanım. Burası niye hazır değil? Hiçbir şey doğru düzgün yapılmıyor. Ne olacak, ne zaman olacak? Ya bir aksilik olursa? Olmayacak. Merak etmeyin, siz rahat olun. İlk işimiz değil ki bu. Tamam, tamam. Hadi kızım. Bana bak. Sağa sola saldırma Allah aşkına. Herkesin de bir haller olduğunu anlayacak. Ya konuştuk biz seninle? Bildiklerimizi, gördüklerimizi unuttuk. Bitti. Evli evine, köylü köyüne. Hadi sen azıcık istirahat et yavrum. Akşama el alemin karşısına bir karış suratla çıkma hadi. Kızım bak oğlan oğlan dedin. Oldu işte. Allah'a şükür sünnetini yapıyoruz. Hadi iyi düşün biraz hadi kızım. Hadi. Selim. Aysel Hanım'la Müfit Bey'i almayı unutma oğlum. Merak etmeyin Kıymet Hanım. Birazdan halledeceğim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Abla, bu Defne Hanım'da bir haller var yine ben sana diyeyim. Yani birden değişti. Bir de hayalet gibi dolanıyor ortada. Laf da söylenmiyor ha. Hemen azar. Vallahi bu sefer haklısın Gülsüm. Ben de anlamadım gitti. Bir şey oldu ama ne? Bence Kahraman Bey ile arasına hani ondan yani. Ama boş ver. Neyse ne. Bizi ilgilendirmez zaten. Hadi işine bak. Gelin. Elifciğim.
Hazırlanmamışsın daha, Maksut seni soruyordu. Hazırlanacağım şimdi. Bir tanem, bu iş çok zor olacak. Girdiğin yol çok meşakkatli. Emin misin? Eminim, eminim. Sen içini rahat tut, sıkma canını. Nasıl sıkmayayım canımı? Seni kurtların arasına salıyorum. Bugün kahramanın karşısına çıkacaksın. Ne bileyim işte. İçim çok huzursuz. Onların karşılarında eski sessiz sedasız Elif yok artık. O kadın adam tutup beni öldürmeye kalktı anne. Oğlumdan ayırdı. Yörük hanlar yakıp yıktı geçti. Nazım benim o evde can verdi. Şimdi sıra bende. Ben de onların yaptığını yapacağım ki Nazım huzur bulsun. Oğlum annesinin yanında büyüsün. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sen merak etme, içini rahat tut. Tamam, hadi ben çıkayım da hazırlansın. Hiç bu halde olmaman gereken bir gün bugün. Biliyorum. Biliyorum. Çok uzun zaman oldu. Hayat benim içimi yaka yaka Elif'in öldüğüne ikna olmamı istiyor. Bunu sorguluyorum. Nerede hata yaptım? Bunu hak edecek ne yaptım? Anlamaya çalışıyorum. Kabul etmek çok güç dede. Ama anladım. Boşuna bir bekleyiş bu. Gülümse azıcık, gülümse. Ha, aferin. İyi mi kızım kılık kıyafeti? Çok güzel. İyi değil mi? Çok yakışıklı oldu. Hoş geldiniz efendim. Aa! Misafirler gelmeye başladı. Koş Ziya babanla karşıla. Ben de kahramana bakayım. Elif'in hiç gelmeyeceğini düşünmek, bir gün bir yerden çıkıp geleceğini düşünmekten, beklemekten çok çok daha zor. Çok zor. Misafirler gelmeye başladı. Burada oturmuş ne kaynatıyorsunuz yeni yetmeler gibi? Geliyoruz anne, tamam. Hadi. Aa, Hüsamettin beyler geldi. Hadi kahraman, hadi. Ah, aman efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun, buyurun. Seni anlıyorum. Elif yanında olsun istiyorsun ve yok. Ama bir parçası var, oğlun. Ve bugün onun en güzel günü, senin yüzünün gülmesi lazım. Bu hayal kırıklığına artık direnme kahraman. Teslim ol. Teslim ol ki hayat sana rağmen değil, seninle birlikte aksın gitsin. Hadi kalk. Hadi kalk. Hoş geldin. Rejim yaptım. Ah ben de kilo aldım bu aralar ama neyse, oğlanın da mürvetini göreceğiz inşallah. Ya ya, sağ olun. Ah, kahraman da geliyor. Gel oğlum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elif'im, hazır mısın? Geliyorum. Hey. Thank you.
Çok güzel bir düğün olacak inşallah. Şanımıza yakışır. Baksanıza herkesin keyfi pek bir yerinde. Çağırdığımız kim varsa gelmiş sağ olsun. 7 düvel duyacak bu düğünü Ziya Bey. Abi sen bizim ortaklarla konuştun mu? Davetiyelerimize cevap vermediler. Bilmiyorum ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şirketin %51 onlara ait. Kaderimiz maalesef onların elinde. Biz niye dikkatli olacağız? Onlar dikkatli olsun. Kahraman Bey, ortağımız şimdi kapıdan giriş yapmış. Haber geldi. Ya, nihayet tanışacağız kendileri. Hadi gidip karşılayalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu ne demek oluyor şimdi abi? Bu adam ne iş var burada? Bey'i tanıştırayım. Ortağınız Maksut Karakoyunlu ve eşi. Alışır acı çekmeleri, can dayanmaz yeni sevmeleri, boşa yürek çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı? Yeni sevmelere
ışık yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Thank you.